Gel gel. Girebilir miyim? Fatih. Ya kusura bakma, burada olman çok saçma biliyorum ama bütün gün aklımdan çıkmadı, merak ettim seni, o yüzden dayanamadım geldim. Nasılsın? İyiyim. Ya kusura bakma, ben hiç cevap falan veremedim mesajlarına. Fatih ya, ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Senin kimseye bir şey söylememeni tembih etti tabii ki. Gerçekten hiç konuşmayalım ne olur. Anlıyorum. Ama sen kadının nasıl olduğunu merak ediyorsun. Kimseye bir şey anlatamıyorsun. Çevrendekilere bahaneler uyduruyorsun tabii. Nasıllar? Banu Hanım nasıl? Bebek nasıl? İşte canım, bunları konuşabileceğin kişi ben olduğumu bildiğim için geldim buraya. Merak etme yine. Bir de ben Banu Hanım'ı gittim, kendim buldum, konuştum. Senden adres aldım, hiç de sana söylemedim. Bir saniye. Sakin, sakin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu olanlar ikimizin arasında. Kimse hiçbir şey bilmiş. Tamam? Ben biliyorum ama. Bak Cana, çok travmatik bir olay yaşandı senin gözünün önünde. Ve sen oturmuş burada kendini suçluyorsun. Belli ki Selim de seni kaderine terk etmiş. Çünkü gelse konuşsa sürekli yaptığı hatayla yüzleşmek zorunda kalacak. Öğüt verip kenara çekildi mecburen. Ama şunu bil. Maalesef bu olayda bir tane hatalı kişi var. O da Selim. Lütfen kendini suçlama. Tamam? Baba. Oğlum ne yapıyorsun sen? Kapılarda mı bekliyorsun artık beni? Özlüyorum. Özlüyor musun? Canım benim. Koçum benim. Ne haber fıstık? Selam enişte. Nerede millet? Teyzemle eniştem kavga ediyor. Güzel. Ablam dışarıda. Annem de yukarıda. Tamam bir çağırsan anneni ya. Ben şimdi girmeyeyim içeri. Fatih abiyle beraber. Selim. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum burada? Selim saçmalama. Selim saçmalama. Şişt, dokunma bir dakika. Lütfen. Lütfen. Hayır. Otur yanım. Bekle. Çık dışarı. Dokunma. Tamam çık dışarı. Canan dur Selim, sen burada. Hayır. Karışma sen. Tamam gel. Konuşalım artık. Ne güzel dünya ya. Selim. Canancığım tamam yok mu Selim, şey ya? Selim lütfen. Buyurun çık dışarı. Ne olur ya. Ne olur karışma. Çık dışarı. Hah. Çık abi. Geç. Buyur. Ya evet. Çıktık gel. Hadi. Kavga için geldiysek bak ellerim burada. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Buyur. Ya ben sana ne kavga edeceğim ya? Dışarı çık. Bunun için mi dışarı çıktık? Ya hadi yap bir şey ya. Hadi hadi savcı yap bir şey. Ya beni gördün ilk andan beri yapmak istediğin şeyi yap savcı. Yap. Bak buradayım böyle. Kıpırdamıyorum hadi. Git buradan git. Hadi yap hadi. Git. Hadi yap hadi hadi. Hadi. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi sen? He? Hiçbir şeyin farkında değilsin. Karının ne halde olduğunu farkında bile değilsin sen. Ona gördüklerini kimseye söylememesini tembihlemişsin. Böyle mi sorunlarını çözüyorsun sen? İnsanları susturarak mı? Beni susturamayacaksın savcı. Sen hiç kimseye iyi gelmiyorsun. En yakınındakilere bile. Ayrıca eski karınla görüşmemi engelleyemezsin çünkü o artık bekar bir kadın. Yürü git lan buradan. Çık lan. Hadi çık vur. Dışarı çık. Ne çık dışarı. Abi defol. Ne yapıyorsun? Defol. Şşş, çık buradan. Selim. Tamam, Selim bırak tamam. Bırak ya bırak. Kusura bakma Metin. Sakin olmaya çalıştım ama. Özür dilerim. Hadi geç içeri. Savcım, bu söyleyeceğimin çok da bir telafisi yok. Hatta telafisi yok. Ama yaptığım tek şey de zaten Sevkiye'ye haber vermekti ya. Başka bir şey yapmadım ben. Sen de zaten o benim haber verdiğim sevkiyatı yakaladın, ele geçirdin. Savcım. Ya savcım sen benim bu annemin yazdığı mektubu niye bana daha önce vermedin ki zaten? Neden yani ben... Akgün, konuşmamız lazım. Yüz yüze. Ben Çeşme'deyim. Bu mesajı alınca beni hemen ara. Bekle, bekle. Sana da sıra gelecek Ahmet Kansız'a. Sana da sıra gelecek.
Savcı. Savcım. Bütün saygımla. Söyleyeceğim şu ki... Ne diyeceksin? Köstebek bendim mi diyeceksin? Bak. Kasma ya. İçinden ne geliyorsa onu söyle oğlum. Kasma. Savcı senin içini biliyor. Tamam. Kasma, şey yapma yani. Git. Söyle. Savcım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Kusura bakma ya, canım çok sıkkın. Ne oldu, hayırdır? Canan. Ne olmuş Canan Hanım'la ilgili? Kötü bir şey mi var? Kötü bir şey oldu ya. Öyle bir şey geldi ki başımıza yani. Nasıl halledecek bu işi Canan? Perişan oldu kız ya. Latif çocuğum var ya. Ne olmuş Latif? Öldürdüler adamı. Kaçmamış mıydı o ya? Kaçmıştı diyebiliyorduk biz de ama kaçmamış işte. Kaçmamış. Karısıyla konuşmak istemiş. Canan'la tanışmış kadınla. Çocuğunu falan görmüş. Kadını ikna etmiş. Kocanla konuş teslim olsun diye. Adam da ikna olmuş. Tam benimle görüşecekti. Sadece bana teslim olmayı kabul etti. Ama işte... Ben nasıl öyle bir hata yaptım ya? Ben Canan'ı nasıl götürdüm yanımda ya? Canan ısrar etti benimle gelmek için. Buluşmaya Canan'ı da götürdüm. Latif'in teslim olacağı yere Canan'ı da götürdüm. Tam orada işte. Tam gelirken vurdular adamı. Gözlerimizin önünde. Bitti Canan. Nasıl toparlayacak bilmiyorum. Bu ikini nasıl bulmuşlar adamı? Yani kim bulmuş? Bir sızıntı var işte. İçeriden birisi bilgi sızdırıyor. Ben bunu çok uzun süredir biliyorum. Çok az kaldı. Yakalamama çok az kaldı. Ne yapacaksın ki savcı olunca? Elini kolunu sallaya sallaya gider, gelir. Yine olan olur yani. Yok işte öyle değil. Çok büyük bir ihanet bu. Çok büyük bir ihanet. İhanet ağır bir suçtur. Bedeli de çok ağır olacak. Ben şimdi biraz işim var. Çıkıyorum. Sen siteden ayrılma. Tamam. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ben sana inanmak istiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da bütün çocukların masum oldu. Sen iyi olanı görebilecek bir çocuk. Bence babam seni eninde sonunda affeder. Mayası bozuk bir çocuk değilsin sen. Ben düşündüm, taşındım. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Gönder beni. Çünkü yani ben yapamıyorum burada. Buramda baştan beri söylüyorum sana, tahammül edemiyorum artık diye. Lan o kadar dil döktük yani. Hala gitmekte ısrar ediyorsun yani. Öyle ama bize baştan beri söylüyorum zaten sana. Sen gerçekten adam olmaya hiç niyetin yoktu mu sen? Bu ne demek şimdi? Ne demek şimdi? Okul okuyabilirsin dedim. Güzel imkanlar sağlayabiliriz sana dedim. Elimizden ne geliyorsa yapacağız dedik. Yani hala gideceğim gideceğim. Nereye gideceksin ya? Savcım ne okulu ya? Okuldan ayrılalı olmuş hayli zaman. Dönsem geri alırlar mı ki beni okula? Hem bu saatten sonra benden bir yol olmaz zaten. Hayır, ne yapacaksın? Ben okuduğum kadar okudum zaten. Savcım ne demek ne yapacaksın ya? Hayır, ne yapacaksın yani? İstanbul'a mı döneceksin? İstanbul'a dönmek istiyorum diyorum sana. Sen ne olacak sanıyorsun İstanbul'a dönünce? Hayır yani merak ediyorum. Ne olacak sanıyorsun? Dikeceğim kafana iki tane polis. Evden çıkamayacaksın. Hani buradan farklı ne yaşayacağını sanıyorsun? Eski hayatına geri döneceğini falan mı sanıyorsun? Ben izin veririm mi öyle bir şey? Ya ister izin ver ister izin verme savcım. Ne alakası var şimdi bununla? Hem sen niye sinirleniyorsun ki? Bir sinirlenme bir yapma. Sen demedin bana ister kalırsın ister gidersin diye. Tamam işte son kararımı verdim. Gitmeyi seçiyorum. İster başıma polislik, ister beni kollarımla koltuğa kelepçele. Neyse ne, ben gitmek istiyorum artık. Böyle kararsızlıklar, belirsizlikler içinde ben hayatımı sürdüremiyorum. Ben yaşayamıyorum belki çünkü. Ama madem bu kadar gitmek istiyorsun, bu kadar ısrarlısın. Yaparız ayarlamaları, düzenlemeleri. Göndeririz en kısa zamanda. Gerçekten buramda yani. Olmuyor. Ne zaman gönderirsin beni? O kadar yani. O kadar, ben burama kadar geldim. Tamam ya, yarın gidersin. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Yarın o zaman kesin diyorsun. Tamam, yarına çözüyoruz. Ben kalkıyorum şimdi, işim var. Nereye?
İşte yarın gidecek adama da ben nereye gideceğimi anlatmayayım istiyorsan. Ne alakası var? Ya ne alakası var yani? O kadar yedik içtik savcım, ayıp oluyor. Buraya gelme diye konuşmadık mı Allah aşkına ya? Sen lütfen bırakır mısın beni? Konuşmak istiyorum kadınla. Sana ne faydası olacak? Konuşmanın ne faydası olacak canım? Olur gidelim. Konuşmak istiyorum Selim. Ya ne konuşacaksın ya? Kadın ne diyecek sana? Teşekkür mü edecek? Bağrına mı? Bilmiyorum. Ne diyecekse diyecek. Duymaya ihtiyacım var belki. Niye anlamıyorsun ya? Allah aşkına gidelim Canan. Selim bırakır mısın beni? Canan bak. Hayır istemiyorum diyorum. Yaptığın şey. Abla tutsana bir. Sizin ne işiniz var burada? Ya siz ne haklı evime gelirsiniz ya? Ha? Ne halde olduğumu görmeye mi geldiniz? Neden yaptın bunu bize savcı? Ha? Ya sen? Böyle masummuş gibi geldin, böyle kandırdın beni böyle saf saf. Nasıl yaptın bana bunu ya? Nasıl yaptın? Nasıl kandırdınız ikinizi böyle? İşbirliği mi yaptınız? Ne yaptınız? Mutlu musun şimdi? Kaldım bebeğim de bir başıma. Tek başıma kaldım. Sen mutlu musun? Ya sen? Hani koruyacaktın kocamı? Ya biz gidecektik. Sen rahat bıraksaydın şimdi yaşıyordu kocam. Nasıl yaptınız ya? Niye yaptınız ya? Ne özür dilemesi? Ben... Ya yeter ya, ya gidin buradan. Tamam, tamam. Ya bir dakika dur. Gider misiniz artık şuradan? Gidin, bir daha ben sizi görmek istemiyorum. Hadi gidin artık, gidin. Kahretsin, kahretsin. Oldu mu istediğin Canan, ha? Erdin mi muradına? Yani ben sana 50 kere söylemedim mi ya? Bu kadından uzak dur demedim mi Canan? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam Selim, gidiyorum işte, tamam. Gidiyorsun. Peki biz ne konuştuk seninle? Senin şimdi bu mevzuya bu kadar yakınlaştığın ortaya çıkarsa ne olacak biliyor musun sen onu? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Canan. Selim. Bittiyse gidiyorum artık. Bitmedi ama işte. Bitmedi. Senin bu işin içine bu kadar dahil olduğun ortaya çıkarsa ne olacak? Bana soruşturma açacaklar ya. Kime anlatıyorum ki? Kime? Kendime, kendi kendime konuşuyorum ya. İyiyim ya. Çok da bir şey içmedi aslında ama. Tamam Yağmur, sen ben ilgilenirim annene. Bırak sen. Bana müsaade et. Ver bana. Yağmur git sen. Git git. Gel. Canancığım bir su içelim. Bir midemizi boşaltalım. Onları çözeriz ya.
İyiyim ya, bir şey yok. Tamam tamam, iyisin ya. Problem yok. Ne oldu? Dur yavaş, dikkat et. Dikkat et. Ben de yardım edeyim mi? Kapıyı açsana, kapıyı aç. Kapıyı açayım. İyiyim ben ya. Açamam. Tamam iyisin, bir şey yok zaten. İyiyim, tamam, okey okey. Tamam. Dur ama burası kayıyor biraz şimdi. Aç kapıyı Yağmurcuğum. Gel. Akgün Gökalp Taşkın. Savcım, ben buldum Canan Hanım'ı. Alaçatı'da bir sokakta öyle tesadüfen karşılaştık. Oğlum senin ne işin var Alaçatı'da ya? Ben sana siteden dışarı çıkma demedim mi? Anlamadım ki ben. Dedin. Dedin de işte. Tamam, eve geç. Eve geç. Bak, yarın gidene kadar hala benim gözetimim altındasın. Tamam mı? Oyalanma buralarda. Hadi bas eve. Gel. Gel canım. Niye yardım ediyorsun sen bana? Ne yapayım? Bırakayım seni. Böyle. Bu hale düşmem gerekiyor değil mi şefkat görmem için? Yerlerde sürünmem gerekiyor. Beni fark et diye. Öbür türlü öyle kafanı çevirip bakıyorsun ancak. Canan. Sen nasıl kendini ikna ediyorsun ya? Ne? Biri öldü. Ölüm ya bu. Adamın kim olduğuyla hadi kendimizi ikna ettik diyelim. Ama çocuk kaldı. Nasıl tarif ediyorsun mesela kendini? Ben edemiyorum. Nasıl bir tepkisizlik bu ya? Ben bazen korkuyorum senden. Ölümü bile böyle mesafeli. Kötülük yapıyorsun kendine. Kötülük. Yap kendine, yap. Benden ne istiyorsun ya? Can, ben anlatayım sana. Gel. Gel, gel. Ben giderim ya. Tamam, ben... Ben giderim. Ben gidemezsin demiyorum. Gel. 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 İstemiyorum ben. Kötü kötü konuşuyorum sana. İstemem. Sen bir ayrıl. Ama ben kötü kötü şeyler söylüyorum. Sana istemiyorum öyle. Gel, seni bir ayıltalım sonra. İstediğin kadar kötü şey söyleyebilirsin. Yatamazsın yanıma. Yanıma yatamazsın. Ben çok ciddiyim bak. Yatmayacağım yanına. Seni uyutacağım, sonra gideceğim. Çizmelerine yatma istiyorsun. İzin vermem. Çoraplarını çıkarayım. Hiç sevmezsin, çorapla atmayı. Diye düşünüyordum. Seviyorsun. Gösteremiyorsun.
Yalnızken ağlıyorsun. Deli gibi özlüyorsun. Ama ne arıyorsun, ne soruyorsun. Garip, grup adam. Ama inandırıyordum kendime. Seviyordum. Şimdi duygularım ölmüş seni. Hiçbir şey etkilemiyor seni. Seni takip ederek gelmedim. Ben zaten oradaydım. Belki gidip konuşurum diye düşündüm. Belki sebep olduğum şeyden dolayı özür dilerim, acısını paylaşırım. Dolandım, durdum orada ama sonra seni gördüm. Dan diye girdin evin içine. Kadınla yüzleşmeye. Konuşup acısını paylaşmaya girdin kadının yanına. Ben seni görünce sinirlendim. Çok sinirlendim. Ama kendime sinirlendim. Sen cesurca, korkusuzca kadının duygularını paylaşmak için gittin yanına. Ben bunu beceremediğim için sinirlendim kendime. Hayatımda hiç beceremediğim için. Çok haklısın. Senin kadar cesur değilim. Duygularım konusunda çok korkağım. Belli edemiyorum duygularımı. Belki de duygusal olarak yıkılırsam bir daha toparlanamamaktan korkuyorum. Bilmiyorum. Yalnızlık konusunda da haklısın. Evet, ben yalnızım. Seni seviyorum sevgilim. Seni çok seviyorum. Geçelim. Kafayı, ey! Çık! Ey kafayı, o kafa kalkmayacak. Bu kafa kalkmayacak! Ey kafayı! Aç, burada dur. Aç kapıyı. Biz nezarete gitmiyoruz hemen, burada biraz dertleşeceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı sayın. Geç içeri, geç. Sayın savcı. Ne var? Ya çok öfkelisiniz bütün emniyet karşısında. Tamam, yorum yapma bana. Çık, çıkın dışarı, çıkın. Boşalt burayı. Kimse rahatsız etmeyecek. Bak, kimse rahatsız etmeyecek. Tamam. Anlaşıldı. Geç, otur şöyle. Otur! Geç, tamam. Şimdi konuşacağız biraz. Biraz sakin, sakin konuşacağız şimdi. Kafayı bir toplayalım. Şimdi biraz dertleşeceğiz abi seninle. Nasıl oldu yani, nasıl oldu? Nasıl konuştun, nasıl insanlara bilgi aktardın? Bunların hepsini bana bir anlat ya. Hadi başla. Hadi bak, bekliyorum. Gerçekten sabrım yok. Sabrım yok, bekliyorum. Hadi, başla. Nasıl bilgi sızdırdın yani? Onları bir anlat. Ha? Bu operasyondan başlayalım. Tamam, güzel. Operasyonu anlat bana. Uyuşturucu operasyonu ya. Yani kilolarca uyuşturucuyu nasıl sen bizim ele geçirmemize mani oldun? Bana bunu bir anlat ya. Yanımda durdun sürekli, telefonlarımı dinledin, etrafında dolaştın, içimize kadar girdin, aileme kadar girdin. Seni ailemizin içine aldık. Ama ben neyi görmedim, neyi gözden kaçırdım? Oğlum dediğim adamın bana ihanet edebileceğini ben atlamışım. Çok özür dilerim. Bunu düşünemedim. Atlamışım mı? Bak, ailemin içine aldım. Karımı karşıma aldım. Çocuklarımı karşıma aldım. Dertleştiğim çocuk. Kendi dertlerimi anlattığım çocuk. Bak, babamı anlattım ben ya. Ben sana babamı anlattım ya. Ya seni ben üniversiteye sokacaktım. Bak, üniversiteye sokacaktım seni. Oraya geldik ve bu çocuk bana ihanet etti. İnanamıyorum. Bak, bunu inanamıyorum. Aklım almıyor. Bunların hepsini unutuyorum. Şu an hiçbiri yok. Şu an
Benim karşımda Akgün Gökalp Taşkın oturuyor ve bana anlatacak. Annemle seni aynı fotoğrafta görünce. Anne fotoğraf falan bitti. Yok. Yok bunların hiçbiri. Bunların hiçbiri yok. Bak şimdi. Ne var biliyor musun? Ben soru soracağım, sen cevap vereceksin. Babanı da sattın mı? Selçuk Taşkın hayatta diye onlara bilgi verdin mi? Bana bunu anlat. Yok. Nasıl yok? Ben şimdi sana nasıl inanacağım? Ben sana nasıl inanacağım lan? Bak seni şu andan itibaren kimse kurtaramaz. Bak seni artık kimse kurtaramaz. Kimse, duydun mu beni? Sen kendi hayatını bitirdin ya, benim üzerimden yaptın bunu. Benim üzerimden kendi hayatını bitirdin ve en yanlış yolu seçtin. Sen artık benim şahsi meselemsin. Tamam? 20 yaşındaymış, toymuş, çocukmuş. Bir zamanlar oğlum diyormuşum falan. Bunların hiçbiri yok. Senin hayatının içinden geçeceğim. Akgün Gökalp Taşkın hayatının içinden geçeceğim. Ne var? Ne? Savcım, acil bir durum var. Ne durumu? Bir gelip bakın isterseniz. Mektup. Ceketinin cebine bir mektup koydum. Evet, neye bakıyoruz? Otur tamam otur. Nedir? Az önce kuryeyle geldi bu kayıtlar savcım. Emniyetin içindeki köstebeğin kayıtları. Köstebek mi? Aç bakayım. Siz bir izleyin de. Latif Coşkun'un yerini öğrenmemiz lazım. Çok zor bir şey istiyorsun. Seni bunun için tayin ettirdik buraya. Şimdi bu yeni tayinlerden kim var? Bekleyin savcım. Eşimin yeğeninin banka hesabını geçecek. Hallolur. 1 milyon. Parayı dert etme. Latif Coşkun. Eşiyle bir görüşme ayarlandı. Transferi yapılacak. Kendimi eskort ekibi aldıracağım. Yol üzerinde alacaksınız. Ulan bu herif sürekli dibimizde geziyordu bizim. Nerede bu şimdi? İzinli. Açın dosyasını, bir açın bakayım. Organize'den değil mi bu? Organize'den. Bunu hemen alın. Hemen alın. Nerede? Şu anda nerede bu? Ekip yönlendirildi. Tamam, hemen alın bunu. Bunun da bir çıktısını ver bana. Şu dosyanın. Hemen verin çıktısını. Kalk ayağa. Kalk. Gel buraya. Şimdi bu adama iyi bak. Tanıyor musun bu adamı? Tanıyor musun bunu? Tanımıyorum. Tanıyor musun bu adamı ya? Bu adamla mı irtibata geçtiniz? Yüzünü ilk defa görüyorum, tanımıyorum. İyi bak, yak. Şimdi konuşacaksın ya da ben seni mahkeme süründürüp öyle konuşturacağım. İnsan yok diyorsa yoktur yani. Ha, tesadüf diyorsun yani. Öyle mi? Tesadüf yani. Bütün bunlar tesadüf mi? Adamlar işimize kadar sızmış, emniyete kadar sızmış. Halil Sadi benim dibimdeki çocuğa kadar gelmiş, yanaşmış. Sen bunlara tesadüf mü diyorsun? Seni yakaladığımız gün bu emniyetteki muhbir ortaya çıkıyor pat diye. Tesadüf mü diyorsun? Sen bu adamlarla nasıl bir ahbaplık kurduysan artık seni kurtarmak için çırpınıyor herifler ya. Ey o kafayı. O kafayı kaldırmayacaksın. O kafayı ey. Bu böyle aşağı bakacak. O kafayı kaldırmayacaksın. Ben olduğum müddetçe sen aşağı bakacaksın. Ben ifademi verip gidiyordum ya. Ama gidemedin, yakaladık değil mi? Başkomiserim. Buyurun savcım. Al bu çocuğu götür şu nezarete. Yarın da nöbetçi mahkemeye çıkacak. Anlaşıldı. Bir gün bu çocuk ne yaşamış diye böyle merak edersen aç o mektubu, oku. Affetme, sen de belki anlarsın. Hakkını helal et. Defol git lan karşımdan.
paketli hayat yaşıyor. Senin hakkına düşen de bu. Hakkın ve kalbi. Kötü bir şey mi oldu? Ben Altay'ı Metin'le tekneye yolladım. Telefonunu açmasın diye de tembihledim. Niye ki? Sen konuşmadın mı babanla? Hayır. Ne oluyor ya? Ha, siz ana kız bilmiyorsunuz. Ne? Meraklandırma, söylesene. Eniştemin haberi internete düşmüş. Fatih abi dövülmüş ve eniştem yaptırmış gibi de haber yapmışlar. Nasıl ya? İzmirli avukat Fatih Doğan'a yumruklu sopalı saldırıya uğradı. Sayın Başsavcım, emniyet içindeki muhbiri yakaladık. Şimdi sorguya alacağız. Neredesin sen? Emniyetteyim. Ben seninle ne konuştum Selim? İlla resmi olarak mı ibra edelim? Görevden el çektirildin sen. Tabii, tabii. Anlıyorum. Ben zaten sorguya girmeyeceğim. Selim Savcım, seni resmi binalarda bulmak istemiyorum. Bu soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındın. Evine dön. Sayın Başsavcım, bu olay çok büyüdü. Çok büyüdü, öyle mi? Aç bir interneti bak bakalım. Bizi ne hale soktuğuna gör. Birazdan çıkıp basın açıklaması yapmak zorundayım. Ne interneti? Avukatın darp edildiği video. Sosyal medyada her yerde. Ve senin adın internetin, gazetelerin her köşesinde. Başına gelenlerden haberin yok senin. Hemen emniyeti terk et. Bu bir emirdir. Allah senin gibi telefonum ben. Sen ne izliyorsun bakayım? Ne o? Savcım, bakmayın isterseniz. Ya bırak saçmalama, ver bakayım. Aç şunu, aç, ver. Burada mı? Bu ne oğlum ya? Her yerde varmış onun oğlum. Selam var. Baksana yorumlarına falan.